Birinci konumuz Bakara Suresi 62. ayetin yorumu veya tefsiri. Şüphesiz iman edenlerle Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Genelde din adına söz söyleyen bazı uzmanlar diyelim, aslında doğru anlamayan uzman olmaz ama Hristiyanların, Yahudilerin ve Sabilerin Allah'a şu ifadelerle cennete gireceğini söylemektedirler. Allah'a inanması, ahiret gününe inanması ve salih amellerde bulunması onlara yeterlidir. Onlar cennete girecek anlayışında bulunmaktadır. Oysa Allah Fussilet Suresinin 33. ayet gelmesinde ben Müslümanım diye İnsanları Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? İfadesini kullanır. Bakara Suresinin 120. ayet kelimesinde de Yahudilerden, Hristiyanlardan asla dost edinmeyin. Onlar size dost olmazlar. Ne zaman onlar size dost olur bilir misiniz? Siz onların dinlerine girdiğiniz zaman. O zaman Allah Yahudilik ve Hristiyanlık veya Sabilik dini diye bir din göndermedi ki. Üzerine devamlı basa basa duruyorum. Allah'ın insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa göndermiş olduğu dinin adı İslam. Teslim olanların adı da Müslümandır. Başka yok. İşte peygamberlik silsilesiyle peygamberlerden peygamberlere aktarılarak ta son Nebi ve Resul'a kadar gelen vahiy orijinli bütün dinlerin hepsi aynı şeriat içerisinde tek bir ümmet adını almaktadırlar. O zaman bu ayetin anlaşılmasında bir sorun olması gerekir. Allah onlara Hristiyan olun demedi ki, Allah onlara Yahudi olun demedi ki, onlar kendi kendilerine Yahudi, Hristiyan dediler. O zaman burada anlaşılması gereken konu şüphesiz iman edenlerle. Bakınız Kur'an-ı Kerim iman edenlerle ifadesini kullanırken toplum içerisinde Ümmiler var, Hristiyanlar var, Yahudiler var. Bunların dışında Sabiler, yani bunların dışında bütün vahiy orijini dinden uzak kalmış insanlar da var. Güneşe tapıyor, aya tapıyor, yıldıza tapıyor, buzağa tapıyor, ineğe tapıyor, aklına ne gelirse. İşte bunlardan kim Allah'a iman eder? Bak, cennete girmenin şartı Allah'a iman etmek, peygamberlere iman etmek, ahiret gününe iman etmek, Allah'ın gönderdiği kitaplara iman etmek, Allah'ın meleklerine iman etmek. Şimdi Hristiyanlarda
Yahudilerde ve bazı din mensuplarında ahiret inancı var. Kimde ahiret inancı yok? Puta tapıcılarda ahiret inancı yok. Kimdi puta tapıcılar? Dünya yaşamını, dünya hayatını kendileri kurgulayan deistler ve ateistlerdi. İşte bunlar ahiret alemine inanmıyorlar. Bu ahiret aleminden, ahiret alemine inanmayan o deistlerden, ateistlerden, yani puta tapıcılardan iman edenlere Kur'an iman edenlerle diyor, ifadesini kullanıyor. Buradaki iman edenler kelimesini ahiret alemine inanmayanlardan bahsetmektedir. Yahudiler ahiret alemine inanıyorlar. Allah'a inanıyorlar. Allah'ın kitaplarına inanıyorlar. Ama Allah'ın göndermiş olduğu vahiy orijini, dini satarak, gizleyerek, zan ve tahminle Allah adına din uydurmuşlar. Ve Allah bunlara ben müşrik ifadesi kullanmaktadır. Tevbe suresinde Üzeyir Allah'ın oğludur dediler Yahudiler. Onlar müşrik oldular. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediler, müşrik oldular. Allah'ın affetmeyeceği şirk ve gidiş değil midir? Allah'a iman etmek yeterli olmuyor. Allah'ın Rabbine iman etmek, Allah'ın göndermiş olduğu vahiy orijinlerle yaşamı anlamlaştırmak bir anlam ifade ediyor. İşte bunu da sadece yerine getirenler Müslümanım diyenler. Bütün peygamberler geldikleri zaman ben Müslümanım diye gelmişlerdir. Hazreti İsa'yı çarmıha geleceklerinde kafirlerden inkar sesini duyunca bana yardım edecek kimdir dediğinde Hazreti İsa'ya iman edenler dediler ki biziz, biziz, Müslüman olanlar biziz ifadesini kullanıyor. Öyleyse Müslüman kelimesi bütün dinlerin ortak kelimesidir. Zaten Allah İslam'dan başka bir din göndermedi ki. Bakınız Maide suresinin 3. ayetinin son ifadesinde sizin üzerinizde dinimi tamamladım, din olarak İslam'ı seçip beğendim. Kim bundan sonra şiddetli bir açlık, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa, saldırmamak, hatta açmamak koşuluyla o sayılan haramlardan ölmeyecek kadar yiyebilir, içebilir. O zaman Yahudilerden İslam olan, daha doğrusu Müslüman olan, Hristiyanlardan Müslüman olan, Ümmilerden Müslüman olan ve Sabilerden Müslüman olan kimse artık Allah onlara korku vermeyecektir ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Makalemde yazmış olduğum bazı satırlardan aktarmaya çalışacağım. Bu ayetin anlamı insanlar tarafından ya kasıtlı ya da bilmeyerek yanlış anlaşılmakla ve anlatılmaktadır. Kur'an'daki bir ayetin doğru anlaşılması için önce ayette geçen kelimelerin Kur'an'daki anlamı ve konudaki o ayette kullanışındaki konuyu ve ayeti nasıl anlamlaştırdığına bakmak gerekiyor. Şimdi ayete dikkat ederseniz 4 tane insan grubundan söz etmektedir. Bunları sırayla yazarak Kur'an bütünlüğünde ne anlama geldiğini anlamaya çalışalım. İman edenler, Yahudiler,
Hristiyanlar ve Sabiler geçmektedir. Kur'an'da kullanılan kelimelerin Kur'an'ın içerisinde kastettikleri mana aranırsa ancak doğru sonuca ulaşılabilir. Kur'an insanların inançlarını, yaşam biçimlerini önce temel olarak iki kısma ayırmaktadır. Birincisi, Rab olan Allah'ın terbiyesi altında inanan ve salih amel işleyenlerdir. İkincisi de bunun dışında olanlardır. Yine Kur'an, Rabbani yolun dışında olanları iki kısma ayırmaktadır. Birisi puta tapıcılar, diğeri ise ehli kitap olanlardır. Şimdi bunları ayrı ayrı Kur'an'ın içerisinde örnekler vererek açıklamaya çalışalım. Puta tapıcılar. Kur'an'da bunlardan bahsederken Allah'tan bir peygamber geldiğine, ahiret aleminin olduğuna, Allah'ın insanlara dünya hayatında peygamberler aracılığıyla kitap gönderildiğine inanmazlar. Şu anda dünyamızda bunun karşılığı ateist, deist, laik, seküler toplumlardır. Yani Allah'a, Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlere, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın meleklerine ve ahiret gününe iman etmeyip dünya hayatında yaşamın kurallarını kendisi koyanlardır. Bunlardan birkaç tane ayet örneği vereyim. İsra Suresinin 49. ayeti gelmesinde dediler ki biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? Yine Enam Suresinin 29. ayet gelmesinde onlar dediler ki bu dünya hayatımızdan başkası yoktur ve biz de diriltilecek değiliz. Bunlar puta tapıcıyla, tapıcılarla ilgili olan ayetler. Şimdi bir de ehli kitabı Kur'an'ın tanımladığı şekilde tanımlamaya çalışalım. Bu tip insanlar da Allah'a, peygamberliğe, kitaplarına ve ahiret gününe iman ettim dediği halde peygamberlere gelen vahiy orijinli dinden uzaklaşarak zan ve tahminlerle Allah adına din uyduran ve Allah'tan olmadığı halde bu Allah'tandır diyen bugünkü karşılığı Hristiyanlar, Yahudiler, Sabiler, ehli kitap olan mezhepler, aklına ne kadar vahiyden uzaklaşmış cemaat tipleri varsa hepsini içerisine almaktadır. Yine birkaç tane ayet önüne verelim bunlar hakkında. Ve onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rablerinden indirilen Kur'an'ı ayakta tutmadıkça veya tutsalardı elbette üstlerinden ve ayaklarının altından sayısız nimet yiyeceklerdi. İşlerinde aşırı olmayan, mutedil olan bir ümmet vardır. Onlardan çoğunun yaptıkları ise ne kötüdür. Yine Maide Suresinin 67. ayet-i kerimesinde ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bu görevi yapmayacak olursan, onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun.
Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez. Şimdi burada koruyacaktır derken elbette Allah korumuştur. Ama Allah işte bir peygamberin bir fert halinden toplum haline geçerek insanları tek bir ümmet halinde toplayıp tevhid akidesini son olarak uygulayarak, vurgulayarak hayatına son vermiştir. İşte bundan sonra da zaten her örnekten bir örnek verilmiş olan ve hiçbir eksiğin bırakılmadığı Kur'an ortada varken artık tekrar peygamberlik hayatının gelmesine de gerek kalmayacaktı. Ve kalmadı da. Kur'an-ı Kerim işte yine Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değil, o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur ifadesi kullanıyor. Nebilerin sonuncusudur. Artık bir daha peygamber gelmeyecek ve peygamberin sonlandırılışından sonra da Kur'an gelecek olan çağda her örneklerin verildiği örnekler bazı açıklanmayan meseleler çağla açıklanmaktadır. Teknolojiyle açıklanmaktadır. Yine Maide suresinin 68. ayetini irdeleyelim. De ki ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbinden indirileni ayakta tutmadıkça siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Andolsun Rabbinden sana indirilen onlardan çoğunun tuğyanlarını ve inkarlarını arttıracaktır. Sen de kafirler topluluğuna karşı üzüntüye kapılma. Yani Allah'ın Hazreti Musa'ya gönderdiği Tevrat'la Allah'ın Hazreti İsa'ya gönderdiği İncil'le Allah'ın Hazreti Davud'a gönderdiği Zebur'la Kur'an'ın hiçbir farklılığı yoktur. Birine haram edilen diğerine de haram, birine helal edilen diğerine de helal edilmiştir. İşte Adem'in şeriatı farklıydı diyenler Kur'an'daki bu tevhid akidesini Allah'ın insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa her gönderilen peygamber kendilerinden öncekileri doğrulaması ayetini maalesef ıskalamaktadırlar. Her peygamberin getirdiği şeriat vahidir, vahyin kontrolündedir. Allah bir söylediğini başka bir peygamberle yalanlamaz. Allah yerlerin ve göklerin yaratıcısıdır. O bir topluluğa helal ettiğini diğer topluluğa da helal etmiş, haram ettiğini de diğer topluluklara da haram etmiştir. Bakınız, biz bütün temiz olan şeyleri helal, murdar ve pis olan şeyleri de haram ettik. O zaman Kur'an'daki bununla ilgili ayetleri bu ölçülere ters düşmeden anlamak gerekiyor. Rabbani yok. Bu Allah'ın insanlar arasından nebiler ve elçiler seçerek Allah'ın insanların vahiylerle gösterdiği yolun adıdır. Bu yolun, bu dinin, bu yaşam biçiminin adı İslam'dır. Allah'ın insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa peygamberler aracılığıyla gönderdiği din adı İslam, teslim olanların adı da Müslümandır. Başka yok. Yazı kültürü ve sanatının gelişmesine kadar Allah dinini ardı arkası kesilmeyen nebiler aracılığıyla göndererek
insanlara ayetlerini açıklamıştır. Ne zaman ki her örnekten bir örnek verilmiş ve hiçbir eksikte bırakılmamış olan Kur'an geldi ve o kağıtlar üzerine yazılarak aynı zamanda ezberlenerek elde korunmuş onun bir kitap ortaya çıkınca, elde korunmuş olan bir kitap ortaya çıkınca Allah peygamberliği neshederek peygamberlik ayetini kaldırmış ve yerine Kur'an ayetini getirmiştir. Bakın söylediğim çok önemli. Bu Kur'an'ı anlayanlar ve eksiksiz aktaranların adı da aynı zamanda Resul'dürler. Bizim dilimizde elçidirler. Elçilik devam etmektedir ama nebilik sona ermiştir. Allah'ın vahiyle iletişim olgusu artık son bulmuştur. Yine biraz önce söylemiş olduğum ayeti tekrarlayayım. Asaf suresinin 40. ayet kerimesinde Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Kur'an, Müslüman olanların ancak kurtuluşa ve doğru yolda olduğunu bize anlatıyor. Ve Müslüman isminden başka bir isim kullanılmamasını emrediyor. İşte 41. surenin, yani Fussilet suresinin 33. ayet gelmesinde Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten ben Müslümanım diyenlerin daha güzel sözü kim vardır? Peki Allah böyle bir isme insanları davet ederken neden insanlar ben Yahudiyim, ben Hristiyanım, ben Sabiyim, ben Şiayım, ben Hanifiyim, ben Hanbeliyim, ben Sünniyim, ben efendim tarikatçıyım, ben cemaatçıyım ifadeleri kullanıyor. İşte Allah bunların hepsini kaldırıyor. Müslümanları tek bir kelime içerisinde birleştiriyor. Allah'a çağıran ve salih amelde bulunan. Başka yok. Bu açıklamalardan sonra Allah ne bir Yahudilik, ne bir Hristiyanlık, ne bir Sabiyelik, ne de ateizm diye bir din göndermemiştir. Her ne olursa olsun bu sapık yollardan herhangi birisine, onların İslam dinine, yani peygamberler aracılığıyla gönderilen dine girerek ben Müslümanım diye insanların ancak kurtulacağını Allah vaat ediyor. Bununla ilgili başka bir ayet daha var. Şimdi bu konuyla ilgili ayetleri anlatmak istediğini kendinden önce gelen ayetlerle ve kendisinden sonra gelen ayetlerden ayetin kastettiği manayı anlamaya çalışalım. Bakara suresi yine 61. ayette siz demiştiniz ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız. Rabbine yalvar ve bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın. Hayırlı olan şu değersiz şeylere mi değiştirmek istiyorsunuz? Mısır'a inin, çünkü orada kendiniz için istediğiniz vardır, demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bu kuşkusuz Allah'ın ayetlerini tanımamazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. Bu isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendir. Düşünebiliyor musunuz?
sapan insanların bir neden saptıklarının konumunu bize ortaya koyuyor. Yine Bakara suresi 62. ayette denelim. Şüphesiz iman edenlerle Yahudiler, Hristiyanlar, Vesavilerden Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur. Ve onlar masum da olmayacaklardır. Yine bundan sonraki ayete devam edelim. Yani 63. ayete. Sizden misal almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik. Demiştik ki size verdiğimize sımsıkı yapışın ve onda olanı hatırlayın ki sakınasınız. Kur'an'daki bir ayetin Kur'an içerisinde nasıl anlaşıldığına da bakmak için bununla ilgili başka bir ayetin nasıl açıklandığını ve bakış olarak sunmak istiyorum. Maide suresi 66'da ve onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rablerinden indirileni ayakta tutsalardı elbette üstlerinden ve ayaklarının altından sayısız nimetler yiyeceklerdi. İşlerinde aşırı olmayan mutedil bir ümmet vardır. Onlardan çoğunun yaptıkları ise ne kötüdür. Yine 67. ayette Bakara, ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmayacak olursan onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğa hidayet vermez. Yine 68'de de ki ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve size Rablerinizden indirileni ayakta tutmadıkça siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Andolsun Rabbinden sana indirilen onlardan çoğunun tuğyanlarını ve inkarlarını arttıracaktır. Sen de kafirler topluluğuna karşı üzüntüye kapılma. Gerçek şu ki iman edenlerle Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar ve Allah'a ahiret gününe inanan ve salih amellerle bulunanlar, onlar için korku yoktur. Onlar masum da olmayacaklardır. Bu da yine Maide suresinin 69. ayetiydi. Bir ayet daha verelim. Maide suresi 70. ayette andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almıştık. Ve onlara elçiler göndermiştik. Onlara ne zaman nefislerinin hoşlarına gitmeyen bir şeyle bir elçi geldiyse bir bölümünü yalanladılar, bir bölümünü de öldürdüler. İsterseniz bu Bakara 62. ayetteki anlatılmak isteneni burada noktalayalım. Yine ikinci bir videoda devam ederiz inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Allah'a emanet olun.